Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Mustafa Kemal Paşa'ya geldik. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi. Biraz geziyoruz. Yanımda kuzen Cemil var. Bizim köyden. Yolda da telefonla mı yapıyorsun çekim? Yolda kamerayla, bundan canlı yayın yapıyor. Oğlum, 100 bin kilometreyi ben tamamladım bunda şeyde. Evet. Fiyat kaç motor bu Cemil? 2000 şey 1.2. 1.2. Arkadaşlar 1200 motor, 4 silindir, 560 beygir kuvvetli arabaya bindik. Mustafa Kemal Paşa çevresinde biraz gezi yapacağız. Siz çayınızı kahvenizi hazırlayın. Yanına çikolata pastası da hazırlayın. Ve keyfinize bakın. Ve buranın görüntülerini oturma odanızda seyredin. Şoför Cemil Kula. Ehliyet var mı Cemil? Var var. Ehliyet de varmış. Kemerimizi de bağladık bir şey olmasın diye. Burada Mustafa Kemal Paşa'da biraz gezelim. Bak. Yıldızlar geçiyor. Avrupa'da yaşayan Mustafa Kemal Paşa'dan gurbetçilere selamlar. Sizin memlekete geldik. Sabahleyin olaydı, sabahleyin çeker giderdik o yanlara. Dağ, bayır, şelaleye kadar gezdirdik. Güzel oldu. Burası merkez değil mi Cemil? Merkez Oyansı. Ha, Oyansı. Merkezden çıktık yani. Aynen. Mustafa Kemal Paşa'nın sınırına doğru yol alıyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın tatlısı meşhurdur. Daha neyi meşhur Cemil? Vallahi buranın Kemal Paşa tatlısı meşhur ya. Başka meşhur bir şey yok. Köftesi de meşhur. Biraz evvel köfte yedik. Cemil'in cebine bereket versin. Allah ödedi. Teşekkür ederiz. Bugün bedava karnımızı doyurduk. Burası Roman Mahallesi. Roman Mahallesi. Buradan artık. Roman var mı? Var. Geleyim. Görmüyorum aldım pulu. Parla ittire yatar. Ben geçen sene Romanya'dan gittim İsviçre'ye. Bulgaristan'dan Romanya'ya girdim. Aynı Türkiye. Doğru. Çok benziyor yani. Burası. Buradan burası Romanların Mahallesi. Evet. Arkadaşlar burası Roman Mahallesi. Mustafa Kemal Paşa Roman Mahallesi. Eyvah. Böbrek taşlarımı düşürdün ha. Ben çiftlik
Çiftlikteyken buradan işçi taşıyordum. Çiftliğe. Evet. Vallahi akşamleyin sabahleyin geliyor. Yani hepsi dışarıda. Böre alıp getiriyorlar kahveye. Akşamleyin de işçiyi bıraktıktan sonra hemen iniyor herkesten önce. Atlıyor bir doğru bayiye iki tane üç tane bira. Getiriyor Roma şeye motora koyuyor. Yolda diye idam edersin şimdi. Çukurlar var dikkat et. Egzozu bırakırsın vallahi. Ya bir şey. Şuradan alıyor demiş ki. Evet. Yalnız bir düğün yapıyorlar Murat Akpındır. Şeyi de gördüm internette, YouTube'da gördüm. Vallahi. Roman düğünü. Vallahi. Bir dans, bir dans, bir dans. Eğlenmesini biliyorlar ya. Abi bir akşam biz 6-7 kişi çiftlikten davet ettiler. İlle gelin cemiyetimiz var. Geldik. Adamlar getirmiş 6 tane dansöz. Masalar full. En azından en kısa masa 100 metre. Mahallelere kurmuşlar. Masalarda kuş sütü eksik. Vallahi her şey var. Her şey, ne istersen. Ulan dansözler. Bize verdiler bir dansöz. Öteki masaya ayrı bir dansöz. Bir de fotoğraf çektirdiler bize ama bizim karılar fotoğrafların gözüne oymuş. Evde görünce. Karıya dedim ne oydun lan onu gözlet yok. Yırtmadıma dua etti. Devlet bunlara o biçim ev yaptı buralar ama baksana. Evet. Beygir bakıyorlar alttakiler. Evet. Bunlar devlet evleri mi bunlar? Devlet yaptı işte romanlara. Romanlara yaptılar evet. Adamlar alayına daire yaptı ama bunlar illa baktan arasını delmiş de boca deliği çıkarmış yukarıdan baksana. Evet evet. Buraya evet. Yukarı baca yapmış devlet. İlle delecek o duvarı canım, o soba borusu çıkacak oradan tutacak. Evet. Burayı da yapmışlar bak. Orada da var bir tane. Kamera mı? Şey boru çıkarmış baksana. Hepsinde var hepsinde. Orada da var. Başka türlü rahat edemezler ki. Orada ortada da var evet. En alt katlar şey beygir damı. Yazık ya. Yap abi çingeneyi ne yaparsan yap. Mart 15 dedi mi çingen kendini dışarı atacak. Evet. Hani bedava dememiş bizim büyüklerimiz Mart içeri çingen dışarı diye. Şimdi derenin öbür tarafındayız. Evet, derenin öbür tarafında. Buradan Doğancı, Yamanlı, Yeşilova, oradan Bakırköy. Ben bazen pazara geldiğim zaman buradan alıyorum fırından sıcak ekmek. Biraz da zeytin peynir. Hanımla buradan gidene kadar yiyoruz arabada. Eve gidene kadar ekmek bitiyor. Aynen. Buralar hep hayvan damları bak Kemal Paşa'nın. Evet. Romanların işte. Evet. Çünkü şehir içinde istemiyorlar ya hayvan bakmayı. Evet. Atlar dışarı. Eski Bursa yoluymuş. Burası. İşte buradan dağlardan Taçalı'ya çıkıyor. Evet. Şöyle etrafı biraz görelim Avrupa'dan baksınlar. Millet başlamış yavaş yavaş kıpırdama, yerleri hazırlama uğraşanlar. Cemil bizim Türkiye'de eşek kalmadı ya. Sorma. Yani bildiğimiz eşekler o dört bacaklı onlardan kalmadı. Ne oldu onlar? Vallahi onlar hep gitti galiba kasaba Murat. Bir tane eşek kalmadı. Göremiyorum. Yok. Buralarda hep eşek vardı yani. Çoktu ya önceden. Çoktu. Ya şimdi ya bu traktörler falan çıkınca eşekler gitti şeye mezbaya. Eyvah eyvah.
beygir bile bitiyor. Beygir bırak. Eşek. Değil mi? Onun da masrafı var. Bir sürü masrafı var. Beygir deyip geçme. Beygir eşekten daha değerli ama o bile bitiyor yani. Şimdi hepsi modernleşiyor. Adam alıyor traktörünü. Traktörle geliyor işte. Veyahut bir bu pancar motorlarından tak tak yapıyorlar. Evet. Ondan işini görüyor yani. Kaç silindir? 6. Evet arkadaşlar, bu görüntülerle bu videoyu kapatıyorum. Bir dahaki videoda görüşme dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin, sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.